Şunu merak ediyorum. Oldu ki İran bayağı bir saldırı girişiminde bulundu. Ölçüyü kaçırdı. Ölçüyü kaçırdı. O zaman Amerika Birleşik Devletleri İran'ın tepesine biner mi? Çünkü bu kadar bölgede bakıyoruz, işte haritada hakimiyeti yoğun bir Amerika Birleşik Devletleri var. F-22'lerini de getirmiş bu bölgeye. Orta Doğu'da aslında en güçlü şimdi Türkiye var ama bütün işte baktığımızda nükleer gemileri, nükleer birçok ne varsa orada. Ne varsa buraya da yığmış yani. Amerika Birleşik Devletleri İran'a nasıl bir cevap verir mi? Tepe taklak eder mi? Burada sanki bunları. Bak. Orada bir tek Amerika'yı Hürmüz Boğazı'nda olup bitenler durdurabilir. Yani 3. Dünya Savaşı başlar mı? Masum hani bakalım başlamaz dedi ama İran oldu ki. Yok. Başlamaz mı? Hayır. 3. Dünya Savaşı ancak Rusya ve Çin topa girerse olur. Melih. Rusya ve Çin topa girmediği sürece o ihtimal. Masum bakalım verir. Çok şaşırdı. O da Melih, kendisine katkı ederim. Sağlıyorsunuz diye. Bu sefer. Çok şaşırdı. Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Mentorumsunuz, büyüğümsünüz. Sağ olun. Ya şimdi ama bakalım. Şunu merak ediyorum. Amerika bile tamam o zaman. Bu nedir yani? İsmet bunu Bey size soracağım. Bir tek bu işe 3. Dünya Savaşı başlarsa ancak Rusya dahil olursa dedi Melih Yiğitel. Tamam, filmi biraz daha ileriye saralım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'ın tepesine binerse, tepe taklak ederse Rusya ne diyecek? Karşılıksız mı bırakacak? Ya da Çin? Rusya ve Çin. Bakın. Evet, Rusya ve Çin karşılıksız mı bırakır? Bakın, şu anda Ukrayna dahil olmaz mı? Ukrayna, Gazze, Suriye, Irak, Yemen, devam edin. Tayvan cephesi aynı cephe. İran cephesi de aynı cephedir. Bakın bütün saflaşmalara bakın buralardaki. Hemen hemen aynı saflaşmaları görürsünüz. Hatta Latin Amerika'daki destekçiler bile aynıdır. Mesela nedir? Türkiye'nin yanında kim var Latin Amerika'dan? Venezuela var. Bolivya var. Efendim Brezilya var. Şimdi aynı saflaşmayı Ukrayna'da görüyoruz. Gazze'de de görüyoruz. Bakın Asya'daki Tayvan meselesinde de görüyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Bakın başka şeyler de oluyor. Japonya mesela Amerika'nın en yakını değil mi? Şimdi Nagasaki'de törenler vardı. Bomba atılmasının törenleri. O Nagasaki'nin yetkilisi kimi davet etti biliyor musunuz törenlere? İsrail'i davet etmedi. Filistin'i davet etti. Ve bu nedenle G7 ülkeleri toplantıyı terk etti büyükelçiler. Katılmayacaklarını, boykot edeceklerini açıkladılar. Yani dünyada bir saflaşma devam ediyor. Bu birçok yeri alt üst edebilir. Çinliler de Filistin'deki direniş gruplarını topladı. Evet, yani zaten bir tarafta 14 tane direniş grubu. Bir tarafta Filistinlileri grupları toplayan ve alkışlayan bir şim var. Aynen bir tarafta öyle. Da katil Netanyahu'yu kongrelerinde ayakta alkışlayan bir Amerika var. Üstelik Çin yani onları böyle bir saflaşma toplamakla var. Kalmadı. Şimdi soru şu yalnız. İsmet Bey vuracak mı vurmayacak mı? Dedik ya, onu soruyor. Bak Gökçe aranızda Hanım. Çatışmayın. Birlik olun. Valla ben Amerika'nın öyle bir çılgınlık yapabileceğini sanmıyorum. Ama biraz önce siz bir şey anlattınız. Aynı kanaatte değilim Amerika diyor bölünmüş. Mesut Hocam. Bir dakika itiraz var İstanbul'dan Ankara'ya. Olabilir. Bakın Amerika'da bölünmüş durumda. Amerika'da bölünmüş durumda. Onlar Amerika'da seçimde ne oynanacak? Onlar savaşta birleşirler diyor. Amerika'da seçimde ne oynanacak? Hayır bakın bir tarafta oynanacak olan bunu kendileri söylüyorlar. Savaşı bitireceğim, önleyeceğim diyen Trump var. Amerika'yı ben içe çekeceğim diyor. Nedir bu dünya jandarmalarına boşuna para harcıyoruz dedi. Orta Doğu'ya 8 trilyon gömdük dedi. Hiçbir şey yok elimizde dedi. Bir o grup var. Bir de şu andaki sömürü düzeninin Amerikan ordusuyla sürdürülmesini savunan. Başkan Trump dedi ki haraç sistemini sürmesini isteyen bir kanat var. Suriye'den askerlerim çekeceğim dedi. Pentagon çekti mi? Çekmedi. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Yani stratejiden biraz anlayan bir adam olarak ve 2. Dünya Harp tarihini yıllardır çalışan birisi olarak 91 Körfez Savaşı'nı inceleyen bir analist olarak şunu söyleyeyim. Bu kadar
askerin yığılması asla boşuna değil. Evet, Yunus Bey haklı. Deminki tweet haklı. Caydırıcılık var. Ancak caydırıcılığın arkasında amfibi gemilerin 6. filon olması vururum demek. Vurdu mu vurdu. Lübnan'ı işgal etti mi etti. Ha Reagan sonra vazgeçti. 180 tane deniz piyadesi ölünce Hizbullah'tan ilk dayağı orada yedi Amerika zaten. Amerikan askeri üstüne kamyonla gittiler. Bombayı patlattılar ve geri çekildi. Never again dedi o zaman Reagan. Hı hı. Ama bugün durum farklı. Bakın şimdi savaşın genel manzarasına bakıldığında hiç bu kadar değildi. 91 savaşını hatırlayın. Irak'ta hedef öyle mi? Kuveyt'in işgaliydi. Bugün 6. filo Doğu Akdeniz'de. Kızıldeniz'e girmiş vaziyette. Ve Basra Körfezi'ne giren uçak gemisi ve bunların altında onlarca denizaltı var. Ve bu denizaltıların Tomahawk attığını biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda yaklaşık 60 bin asker, binlerce uçak ve diyor ki sen atma bunu diyor. Atarsan seni vururum. Ve ileri takviye olarak B-2 uçağının gelmesi. Hı. Bakın bu uçak radara yakalanmayan en büyük dünyanın en gelişmiş uçağı. Bir tek Çin bunu taklit etti. Dikkat edin. İki B-52'ler. B-52'ler Irak'ı yerle bir ettiler. Ve şöyle bir şey var. Dünyanın en büyük ordularından biri olan Irak'ı 6 saat içerisinde savaş harekat merkezi ve radarlarını antiradyasyon füzeleriyle yerle bir ettiler. Elektronik harp de kör oldu. Şöyle acı bir şey söyleyeyim bakın. Hatırlayın 91 savaşında. Iraklı subay yüzbaşı tankın içinden indi. Yendiğini zannediyor. Muhabere sistemi kör. Amerikalı subay bastı kafasına kadın onu yere indirdi. Bilmiyor asker nereye gittiğini bilmiyor. Şimdi burada İran evet önemli bir devlet ama hava kuvvetleri çok zayıf. Bakalım Suriye'de hava kuvvetleri yok. Bu tarafta yok. Irak'ta yok. Ne Lübnan'ın hava kuvvetleri yok. Demek istediğim şu andaki dünya hava stratejisini değiştiren uçaklar ve burada en önemli uçağını gönderiyor. Bugüne kadar F-22 savaşa sokmadı bakın. F-117'yi soktu düşürdüler. Nerede? Sırbistan Savaşı'nda. Burada F-117'yi soktu, B-2'yi soktu. İlk defa F-22'ler muharebe alanına geldi. Şu anda 20-25 tane sayısını bilmiyoruz F-22 var. Bu ne demek? Demin söylediğim gibi bu tayyare gövde içine aldığı bombayla muazzam bir uçak F-15'in daha üstün bir uçak ve radara yakalanmıyor. Bir de radara yakalanmayan burada yaklaşık 40 tane F-35 var. 40 uçak, 20 uçakta 63 sortu yapsa 180. Yani ne demek istiyorum? 3. sortunun içerisinde İran'ın bütün hedeflerini vurabilecek kapasiteler. İsrail de bunu istiyor. Amerika buna bir yumruk atsın. Özellikle hedef burada. Bakın bir daha söylüyorum. Lütfen bakın. CENTCOM kurulması İran'dır. 30 senedir bu tatbikatı yapıyorlar. Nereden? Birleşik Arap Emirlikleri, Katar bu bölgedeki füzelerle vuracaklar önce. Sadece karadan füzeler var, uçaklar, denizaltılar. Ha, İran'ın bir tek avantajı söylediğiniz doğru. Denizaltılarla, denizaltı savunma harbiyle uçak gemisini vurabilir. Ondan hemfikirim. Ama bu İran'ın mahvolması demek. Zaten fakir bir ülke. Siz İran'ın lideri olsanız o zaman bu harbi göze alır mısınız? Almazsınız. Buradaki şey de ne olursa olsun İsrail'e vurmayın diyor. Ha, olacak opsiyon şu. Bir veya iki tane, sekiz atacaksa iki tane atacak. Bunu atacak. Bundan hemfikiriz. Ama şu var. Bu kadar kuvvet içerisinde İran'ın veya vekillerin burada Amerikan hava kuvvetleri... Ama o zaman bu göstermelik oluyor. Sorduk bütün konuklarımıza. Hayır dedi herkes. Uçaklar mı göstermelik? Şu an için göstermelik. Şu an için göstermelik diyor. Bakın. Hocam o pilot yani bir kere gelmeden bir dakika Allah aşkına efendim? Dinleyin beni. O pilota burada bütün hedefler verilmiştir. Filo komutanı dahil onun üst komutanı burada bütün hedefleri gözü kapalı biliyor. Nereye, hangi dakikada kim nereye atacak mühimmatı tespit edilmiş vaziyette. Göstermelik şey olur mu? Havacılar tavşan değil ki. Havacılar ne yapacaklarını saniye saniye hesap ederler. Buradaki hedefler belli. Dikkat edin. Dün Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı İran Hava Kuvvetleri Komutanlığı hava savunması ne dedi? Havamızı koruyoruz. Radarlarını ben gösterdi. Ben yanlış duydum. Siz İran 8 atacaksa 2 atacak dediniz değil mi? Nasıl efendim?
İran 8 atacaksa 2 atacak dediniz. Evet bu. Ama dün İran, bakın buradaki şey şu. Ya, o zaman işte İran göstermelik mi yapacak anlamında? Evet onu. Ama söylemek istediğim şey şu. İran bunu biliyor. Bildiği için dün Hava Savunma Kuvvet Komutanı'nın gösterdiği haritalarda radarlarımız çalışıyor mesajını verdi. Yani bu ne demek? Siz gelirseniz biz sizi görürüz. Gördün. Ne kadar var? S-300 var elinde. S-400 istedi, verdi mi belli değil. Ama kendi hava savunma sistemleri eski model, 50-60 model. Yani düşün şimdi bakın. 20 tane uçak burada. Burada en azından 200 uçağı var Amerika'nın. Ve 50 tane de buradan peki gönderdi. 250-300 uçak. Eğer buna bir de İsrail artı Amerikan uçakları 500 uçak. 3 sortu yaptığında 1500 sortu yapar. 1500 sortu ne demek biliyor musunuz? Eğer 10 ton bomba şey yaparlarsa 10'la çarpın onları. Bu kadar bomba ve mühimmat İran'a düştüğü zaman ne olur? İran yaşanmaz olur arkadaşlar. Bu Türkiye tarafından kabul edilemez. Sayın Bakan'ın dediğine ben katılıyorum. İran herhangi hocam, bir düğmeye basacaksa Türkiye söylemek zorunda. Neden biliyor musunuz? Hocam, eğer Amerika, bir dakika hocam sözümü söyleyeyim. Amerika hocam, bu savaşı başlatırsa al sana 20 milyon İranlı mülteci. Bu Türkiye için bela. Tamam. Bunu kabul edebilir mi? O yüzden dedi Sayın Bakan, bunun tasmasını tutun dedi. Burada kimse sormuyor İsrail'i. Niye gidiyorsun adamları öldürüyorsun? Niye suikast yapıyorsun? Niye bu gece gene gitti iki tane okulda 30 tane çocuğu öldürdü. Onu durdurmalar lazım. Tabii, tabii. İran'ı ha, değil işte ya. Burada Türkiye on... Şöyle yapalım mı? Bir Gürkan Demir'i dinleyelim. Mesut Hocam sizi yerinize alayım. Gürkan tamam, Demir'e çünkü Amerika Birleşik yani Devletleri'nin... Çok tehlikeli bir şey bu yani. Bu bölgedeki Orta Doğu'daki savaş yığınağını sormak istiyorum. İran'da ne konuşuluyor bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamleleri orada nasıl yankılanıyor? İşte... gemileri burada, F-22 uçakları burada, her şeyi burada. Kendi ülkesinden çok buraya yığınak yapmış bu bölgeye, Orta Doğu'ya. Bunlar nasıl konuşuluyor İran'da? Yani toplam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığını İran, bölgedeki bütün istikrarsızlığın ana kaynağı olarak görüyor. Başta Suriye olmak üzere bölgedeki askeri varlığına bir an evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin son verdirmesi gerektiği fikrinde ve bunu her fırsatta da dile getiren bir pozisyonda. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki varlığıyla en nihayetinde İsrail'in de bugün Gazze'de katliamlar yaptığı düşüncesinde. Bölge ülkeleri arasında nifak soktuğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin, bunu düşünüyor İran. Ama şimdi ben komutanımızın çizdiği tablodan kafamda şekillenen tablo şu oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir son 9 gündür İran'ı sahadan silmek, daha doğrusu haritadan silmek için bölgeye yığınak yapıyor. ABD bunun için geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin daha rampadan, füzeler kaldırmadan bir hamle yapması, ya sana da Yemen'de ya böyle bir adım atması. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı rampalar havalanmaya başladığı zaman 8 füze atacaksa 9 tane atarken Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir işe kalkışmasını ben de beklemiyorum. Bir diğer nokta Hürmüz ve Basra Körfezi meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gemileri Basra Körfezi'ne bu şekilde giriyor ama böyle sıcak bir durumda bu şekilde çıkamayacaktır. Çünkü İran özellikle gaz ve petrol sahalarının Basra Körfezi'nde olduğu için oraya fazladan hem hava savunma sistemi hem de füzeleri konuşlandırdığı biliniyor. Bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Basra Körfezi içerisindeki askeri gemileri hem de Arap ülkeleri içerisindeki yer alan üstlerindeki askeri noktaları İran'ın birinci hedefi haline gelecek. Eğer uçaklar İran'a yönelik bombardıman için havalandığı zaman. Ama yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin biz hep şunu konuşuyoruz. Bölgeye yayılmış bir savaş istemiyor. İstemeyecektir. Bunu durdurmak istiyor. Ya bunu durdurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin veya önleyici saldırı yapma. Önleyici saldırıyla bu durmayacak ki. Katlanacak bir tablo oluşturacak sahada sıcak çatışma açısından. O yüzden bunu istemeyen Amerika Birleşik Devletleri, kendi iç çekişmesini yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı 8 füze atma kararındayken 9 füze ateşlemesine karşı kalkıp da uçaklarını İran sınırları içerisinde İran noktalarını bombalamasını beklemek çok da gerçekçi gelmiyor açıkçası. Peki çok teşekkürler.
Bir de evet, son olarak Göksu Hanım, ya Türkiye kısmını söyledi komutanım. Evet, yani hem göç açısından hem de Türkiye'nin içine gireceği güvenlik sorunlarıyla baş başa kalacak. Suriye'de yaşanan tablo, Suriye'de yaşanan istikrarsızlık sonrası karşılaştığı ekonomi ve güvenlik sorunları. Şimdi benzeri İran sahasında da olursa, ya o zaman Türkiye'nin burada sadece Sayın Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın çıkıp kürsüden öfkeli bir şekilde masayı yumruklaması, kürsüyü yumruklaması caydırıcı olmuyor. Yani burada Kürecik üstünde, İncirlik üstünde adım atmadıktan sonra Türkiye caydırıcı olmuyor. Veya İran'la bu süreç içerisinde daha fazla dayanışmasını göstermezse caydırıcılık unsuru oluşmaz, oluşturamaz. Türkiye'nin de sahada atması gereken bu adımlar var. Veya Türkiye önümüzdeki süreçte PKK-PYD'yi Suriye'deki haritadan tamamen silmek için hamle yaptığı zaman bölgeye gelen uçaklar İran'a tehdit oluşturmayacak ki. Türkiye'ye karşı tehdit oluşturacak. Böyle de bu sürecin bir riski var. Doğu Akdeniz'deki gemilere karşı bir riski var İran'ın yaptığı yığına. O açıdan Türkiye'nin de atması gereken diplomasinin dışında askeri adımlar olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Gürkan Demir'e.